Arkadaşlar tekrardan merhabalar. YouTube'dan izleyen herkes hoş geldin. Gas Station'da. Kardeş kusura bakma, acık fazla benzin koyduk. Gas Station'da yeni bir bölümdeyiz. Görevi tamamladığımızda muhtemelen eleman açılacak. Eleman açıldığında oyun rahatlayacak diye tahmin ediyorum. Bununla beraber şöyle buraya aldığımız abur cuburları bir koyalım. Oy 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 oy. Buraya aldığımız alkollü ürünleri bir koyalım. Şuraya aldığımız sigaraları bir koyalım. Bu arada tamirhanedeki adamı kaçırdık. Demek ki adamlar sonuna kadar beklemiyorlar. O yüzden yazar kasaya bakacağım. Oradan tamirhaneye gideceğim. Arabayı tamir edip, tuvaleti temizleyip dükkana geri döneceğim. Oyunun çıkışında %10'luk bir indirim olabilir ya, bilmiyorum. Yani arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Daha oyunun çıkmasına bayağı var mı ya? Eyvallah. Şimdi hemen tamirhaneye koşturma zamanı. Gün 7, bayağı da para kazanıyoruz hocam. Geldim. Geldim. Neyimiz eksik? 2 ayna, 2 lastik. Aynayı iyi ki atmadık. Eyvallah. 2 ayna, 1 lastik daha doğrusu. Minik ufak tefek işler. Eyvallah. Folo foş olan lastik hangisi? Burası. Bir müşteri de yakıtta var. Abi tamirhaneden harbi çok iyi para geliyor. Yani bu arada 13 kişiye hizmet vermemiz, 5 kişiye yakıt doldurmamız ve 2 tane daha araba tamir etmemiz gerekiyor görevi tamamlamak için. Sonra elemanlar açılacak muhtemelen. Elemanları da kullanırız. Peki. Oğlum hiç adamlar içecek almıyor mu acaba o içecekten ya? Bak yemek rafı dolu, alkol rafı dolu, sigaramız dolu. Sigarayı doldurduk. Bu arada benim depomda ne var abi? Geyik boynuzu, ben bunları çalmışım. Nasıl satılıyordu ki bunlar ya? Satılıyor muydu acaba? Bak bir büyük alkol standım daha var. Ürünler. Ürünlerde ne var elimizde? 2 tane alkol mü var? 7 tane şey var diyor. Alkolden şey, içecekten 2 tane var. 7 birim gözüküyor. 2 tane içecek var yazıyor. Bayağı bireye yükleniyorlar canım. Tamirhaneden 280 para veriyor efendim. 280. Ablacığım ayıp değil mi? Şuradan bir çöpleri dışarı atalım. Baba Fingo. Yakındaysa çöpe atıyorum. Yakında değilse. Oğlum ne yapıyorsunuz? İçip yere mi atıyorsunuz ya? Sanırım %100 temiz tutmaya kasmamak lazım. Yazar kasaya bakıp tuvaleti halledeceğim. Aa, 500 dolar güzel para bu arada. Bak ufaktan bir teklemeye başladı. Bir silelim hemen. Eyvallah. Dükkanın beğenisi çok iyi bu arada ya. 13 ürün. Aga sen ne yaptın? Sağa sola deviririm diye korkuyorum. Oy. Abi bekle, bir kapıdaki adama bir yakıt vereyim. 100 litre benzinim var daha, tamam. Çok telaşa gerek yok.
100 litre benzin gayet güzel bir rakam. Mağazam tertemiz. Bir de tuvaleti temizleyeceğim. 12 ürün yuhla. Borcu ödedik mi? Ödeyemedik, dövdüler bizi. Dövdü sonra saldı bizi. Bir seferden bir şey olmaz yeğenim dedi. Bazen işler çirkinleşebiliyor. Anla ben de iş adamıyım falan dedi böyle. Amca bizi adamına döndürmenin, dövdürmenin hani kazar olduğunu söyleyip gitti. Böyle yani. Tamirhanede adam var. Abi 722 dolar ya. Yemek var, su var, alkol standında yer var. Paramız çok iyi geliyor. Ne yapsak acaba ya? Ayrı bir raf mı alsak hemen? Raflar, dondurma. Bence dondurma zamanı geldi. Bence dondurma zamanı geldi agalar. Bence dondurma zamanı geldi. Tamirhane ile ilgilenip yazar kasaya döneceğim. Ekstra alkol rafını da yerleştireceğim. Dükkanı çok güzel ilerlettik bu arada ya. Hocam neyin var? Neyin var? İki lastik folofoş. Okey. İki lastik folofoş halledilir. 450 metrede bir tane teslimat var. Eyvallah. Ne kadar temiz çalışıyorum değil mi? Ha, dondurmam da geliyor. Fırlatamadım lastiği. Tam buradan yazar kasayla ilgileneceğim. Hemen yakıt, sonra yazar kasa. Eyvallah. Bir yakıt mı alsak? ...500 litre alamıyorum, 107 litre. Tamam, yakıt da alalım. Memur abim hemen sana bakayım. Bak ama bazı şeyleri yamuk koymuşsun. Sonra bana kızacaksın. Ne yaptınız lan dükkana? Sıçtınız mı dükkanın içine? Niye bu dükkan pis duruyor? Vallahi depoya bakmam lazım. Deponun kapıyı açık unutmadık değil mi? Güzel. Zengin olacağız daha canım. Yazar kaşada müşteri var. Depoyla ilgileneyim, yazar kasayı da halledeceğim. Bunlar gelen dondurmalar. Hiç doğru düzgün içecek almıyorlar bu arada, onu fark ettiniz mi? Dondurmayı da koyacağım daha. Hocam bindiniz mi arabaya? İttireyim mi? Tamam, ittirmeye gerek yok. Çıktı. Eğer deponun kapıyı açık tutarsanız abi, hırsız giriyor. Tamam tamam, sana bakacağım hemen. İçerideki adama bakayım. Yılan geliyor sürünerek. Eyvallah. Hemen yakıtımızı da alalım. Arkadaşlar, görevin tamamlanmasına iki arabaya yakıt verme, bir araba tamir etme ve 7 tane müşteriyle ilgilenme kaldı. Çok çok güzel gidiyoruz. Ve sevgili Dark Knight Murat Prime'ın avantajıyla aramıza katılmış. Hoş geldin Murat. Eyvallah. Abonemiz olup yayını desteklediğin için çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
Ha bu arada dükkana eleman almak için sabırsızlanıyorum ya. Şu dükkana bir eleman alayım. Acık Idle'da takılalım lan. Dondurma dolabı. İyi dedin, iyi dedin, iyi dedin. İyi dedin, hoş dedin kanka. İyi dedin, hoş dedin. Şuraya. Dondurma dolabı. Aa. Almıyor oğlum yeterince. Yerini değiştirdiğimde içindeki dondurmalar gider mi? Yeri hoşuma gitmedi. Ama iyi dondurma geldi. Şimdi şöyle yapalım. Büyük alkol standını da koyalım. Şöyle çaprazlama. Ya dışarı koymak derdinde değilim. Eyvallah. Buraya da alkol koyacağım da. Başka ürün yok. Allah'ım nihayet şu ürünleri koyabildim. Önce yazar kasa sonra tamirhane. Tamirhanenin işi uzun sürer. Ciğerine sağlık hocam. Ciğerine sağlık ablacım. Niye içiyorsun öyle? Eyvallah. Dur yakıtta adam var. Şurayı hemen paspaslayıp tamirci dükkanına geçerken tuvaleti de alıp oradan tamirhaneye. Oğlum kendimi bölünmüş gibi hissediyorum ya. Barkod okuyucu kısmı kirlenmiş. Onu da değiştirelim. Ha, bir tane cam. Abime bir cam. Abime bir çizik giderici. Ve abime bir lastik. Abi gerçekten yetişemiyorum bu arada ya. Yani bir şey yapmak lazım. Gerçekten yetişemiyorum. Bir eleman desteği lazım. Bak 5 müşteriye daha hizmet verirsem eleman desteği gelecek bana. Bu arada para var. Ben hemen buradan bir büyük dondurma rafı daha alırım. Bence orası kirli değil abi. Sadece burası kirleniyor. Eyvallah. Yakıtta biri var. Beğenilme seviyemiz de çok iyi bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ablacım hemen bir dondurmamız daha var. Şurada. Ben buraya koyamam galiba. Yazar kasaya çok yakın diyor. Şuraya bir yere koysam. Dondurma rafını. Hay eben. Çeşit yapalım dedik yapamadık bu yani büyük dondurma raflarından bile ne az dondurma satılıyor ya. Abi çok sağlam alışveriş yaptı bu arada. Çok sağlam alışveriş yaptı. İki rafı paralel koysan hoş durur sanki. Yani zaman mı var kanka uğraşalım? Bir eleman alalım her şeyle incik cincik ilgileniriz. Elemanımız yok abi. Yani en azından hani
biri yazar kasayla ilgilense, biz atıyorum araba malzemesi alsak, depoyu falan upgrade'lesek. Anladın? Çok işimiz var yani, çok derdimiz var. Bak daha şeye bakmadım. Bu deniz sıpasının nereleri boyadığına bakmadım. Şöyle etrafta bir tur atsak kanka. Aa. İyi bari ya, şu veledin çok invade'lememesi beni sevindirdi. Bu arada boyaların seviyesi var galiba. Zamanla eskiyor. ...19 litre, vay. Eyvallah. Hani hemen temizlemeyip böyle şeyi de bekleyebilirim tabi de. Başka ürün yok, başka ürün yok, başka ürün yok. Dondurmaya koyamıyorum, eyvah. İyi tamam, herhalde sıkıntı çıkmadı. Bir tane daha yazar kasadan müşteri geçecek. Sonrası bizde. Good job. Oh. Kasanın önünde ayakkabı izi var. İki ayağıyla birden basmış bir de. Bak, alkol standına yer var. İçeceğe az biraz bir şey alabiliriz. Abur cubura bir şey alınabilir. Acilen bence bize sigara gerekiyor. Acilen bence bize sigara gerekiyor. Ürünlerden gidelim. Sigaraya gelelim. Şöyle bir sigarayı alalım. İkişer adet mi alsak acaba? Yok ya, bittikçe alırız hocam. Bittikçe alırız. Bir kişi daha yazar kasaya gelsin be. Aa, tamirhanede bekleyen var. Tamirhanede bekleyen var. Kapının girişinde paspas mı var oyunda bilmiyorum. Abi iki lastiğim var. Çizik gidericim çok. Ayna da çok. Bir tane lastik. Abi benim yakın tarihte lastik almam lazım. Lastik de pahalı bir şey biraz. Hem yazar kasa var, hem çöp dolu çöpleri çıkar diyor oyun. Lastik değişimine 80 dolar. Tamam. Hocam bir yazar kasayla ilgilensek hallolacak da. Kobra. Hadi bir yazar kasayla ilgilenelim de artık eleman alalım ya. Yazar kasada iki adam. Yakıtta adam var. Depodaki adam geldi. Kapının önünde sigara için bekliyor. Ha, görev tamam. Benzin istasyonunu 3. seviyeye yükselt. Abi yükselteceğim, dur. 3 ürünü var herifin. Tamam. Yakıtı ver. Depoyu al. 121 litre benzin var hala. Upgrade'leyeceğim makineyi de bekle. Daha park yeri falan alacağız abi. Bak, park yeri ağzına kadar dolu. Daha fazla adam gelecek ama şu an daha fazla adamın gelmesi bana problem. Basma, açtım kapıyı, açtım. Şu an daha fazla adamın gelmesi bana problem. Önce bir şöyle yapalım. Niye kapattın ki Samet? Adam daha dışarı çıkacak. Önce bir dükkanın seviyeyi upgrade'leyelim. Eleman alalım. Sonra yavaştan artık şey yapalım abi. Park yerini açalım. Diğer olayları halledelim. Çünkü durdurak bilmeden çalışıyoruz. Ya dayağı yedik bitti kanka. Dayı borçla alakalı yüklenmedi. Dayağı yedik ve bitti.
Merhaba. Hemen sizle bir ilgilenelim. Eyvallah. Gas Station. 700 dolara upgrade'leniyor. Ay 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 ay. Evet, daha 700 dolar bekleyeceğiz. Ben ne aldım? Sigara aldıydım. Oha, sigaralar da yerleştirildi. Ömürlük aldık herhalde. Depomuzda bir tek sigara kaldı. Bir alışveriş yapsanız da hocam, 700 dolar olsa. Sonra elemana verecek parayı nereden bulacağım? Bu arada kesinlikle şeye de para lazım, biliyorsunuz. Tamirhane olduğu gibi kaldı abi. Tamirhanede bir kuruşum yok. Lastiğim yok yani tamirhaneye. Adam gelse tamir edemem. 3 tanecik ürün, peki. Eyvallah, bahşiş de bıraktı eleman. Sağ ol canım. YouTube'a çoktan bölüm arası verip geldim. Ya dövünce işte borcu ödeyemedik. Karizma seviyemiz 5 olduğunda eleman açılacak. Ya emin misiniz abi? Ben sanki görevle açılacak diye düşünüyorum ama. Nasıl karizma seviyemiz 5 olunca? 700 dolarım yok hala. Buralar dolu. Eyvallah canım. Alkol alamıyorum, yemek alamıyorum. Mekanın pis olmasının sebebi tamamen bu adam olabilir mi? Nerede ayak izi var daha ya? Shift'e basınca kirler parlasa keşke. Adam döndü, herifin arkadan paspasla tavaf ettik resmen ya. 12 ürün. İyi bari, sağlam ürün aldı. Tamam, şuradan şöyle eleman alalım. Lan az daha başımıza dert alıyorduk ha. Şuradan elemanın aldıklarını alalım diyecekken eleman alalım dedim de. Abi eleman umarım seviye 3'ten sonra gelir ya. Seviye 3'ten sonra gelmezse sıkıntı çünkü. Ne kadar yakıtım var? 121 litre. Yeter ya bu yakıt bana. Abi ne yaptınız böyle? Dükkan çok kirleniyor. Yazar kasa tamirhane. Dur, tamirhanedekinin derdi ne acaba? Benzin bekliyor lan. Benzin bekliyor deyince ben de şey zannettim. Benzin sipariş aldık da almayı unuttuk zannettim. Ne var hocam? Kapı lastik. Son lastiğim. Mecbur değişeceğiz. Beğenilme seviyesi %56 bu arada. Ya elemanın beğenilme seviyesi neye yarayacak ki? Şey, beğenilme seviyesiyle eleman geliyor diyorsunuz ya. Ne alaka? İşletme kar ettiğinde eleman alırsın. Beğenilmişse zaten kar ediyorsundur da. Bence beğenilmeyle bir alakası yoktur onun ya. Yazar kasa 2 kişi. Şunlara bakıp bir base upgrade'leyelim. Abi ben temizlikle ilgilenirim. Eleman kasaya masaya baksın, bana yeter ya. Bak sadece kasaya bir kişi istiyorum ya. Ki ben de ürünlerle ilgilenebileyim. Eyvallah. Şey, bu arada ben bir kameramı kapatayım. Arada bir iki yudum çorba kaydıracağım. Haberiniz olsun. Bence tamamız ya.
Upgrade'i çakabiliriz abi. Yeterince şeyimiz var. Burada ürün yok. Burada alkolde ürün yok. Dondurma. Abi dondurma satılmadı bile ya. İnanılmaz yani. Depoda dondurma kaldı öyle. Sigaralar da doğru düzgün satılmadı. Birader buradan mı gireceksin? İçeri giremiyorum anasını satayım. Buna bakmak durumunda kaldık. Tamam. Bu herife de bakarız. Hiç sıkıntı değil. Eyvallah. Şimdi hocam. Gas station. Level up. Hadi de bana. Şey geldi de. Eleman geldi de lütfen. Hayda. Özellikler diğer. İkinci park yerini açabilirsin $400. İkinci bir tuvaleti açabilirsin $150. Bir akaryakıt pompası alabilirsin. Otobüs durağı yapabilirsin. Tamam otobüs durağı yapalım madem. Otobüste herkese servis yapın. Otobüsün ayrılmasını bekleyin. Müşteri akını iki ucu keskin bir kılıçtır. Mümkün olduğu kadar çok kazanç elde etmeye çalış. Ne yapacağım lan otobüse? Ne yapacağım ben anlamadım. Ne olacak o otobüste? O ne lan? Geldi mi eleman? Gelmedi. Gelmedi de yani elemanın hangi eşimintle açılacağı yazmıyor. Ben ne yapacağım böyle yana yana bekleyeceğim mi? Dükkanı da upgrade'ledik yok yere. Ama 5. seviye müşteriyi idle almak için çok uzun bir seviye. Otobüs durağı nerede? Aha vallahi otobüs geliyor. Aha otobüs geliyor. Ne yapacağız abi otobüse? Elle mi götüreceğim acaba? Adam neden domalarak çıktı? Hocam nereden bineceğim otobüse? He, tur otobüsü bu. Tamirhanedeki baba bekleyecek artık yani. Elimde hiçbir şey yok çünkü. Bunlar marketi tarumar eyleyecek hocam. Anladım. Marketimiz temiz. Dansede geliyorlar. Bunlar marketi tarumar eyleyecek. Eyvallah abi. Dıptıs dıptıs. Aynen marketi talan edecekler. Gel babo gel. Gel babo gel. Tipine sıçayım bu arada senin. Gelme üstüme öyle. Ananı... Hey. Dans ediyor ayağına. Kasaya gel kasaya. Eşşole çek. Dans ediyor ayağını anasını satayım. Mithatcan kesene bereket canım sağ olasın afiyet olsun. Dileğin için çok teşekkürler. Bir şey soracağım. Hangi şeref yoksunu kasama hamsi fırlattı? He? Eşi ola şekler. 15 ürün mü? Arkadaşlar marketin annesi bellendi. Ben bu satışın ardına marketi kapatır. Her şeyi ağzına kadar doldurur. Ürünü geçirmeyi unuttum. Olduğu gibi attım sandığa. Lan ben buradan beğenilme puanı kasıp ne güzel. Hayallerim vardı hayallerim. Amana kudum dinozor bana şekil yapma. Sıçar mağazana yazar kasada 9 bekleyen. Beyler biz naneyi yedik bu arada. Akıl sağlığımı yitireceğim büyük ihtimalle. Evet akıl sağlığını kaybet. Geliyor abi akıl sağlığını kaybet geliyor. Eyvallah canım. Seri. Seri dükkanın annesi bellenmeden arkadaşlar. Belanızı sikin belanızı.
E dükkanın boku çıkarsa beğenmez adamlar. Siz bok ettiniz ama dükkanı. Piu! Koş 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 koş. Oğlum bu dükkan boku yedi, ben sana söyleyeyim. O otobüs durağını açmayacaktık. Eleman olmadan otobüs durağını açmak demek ölmek demekti abi. Hayırlı olsun. Ne oldu, bir şey mi düştü içeri? Hay ananı dürteyim oyun. Bizi niye yoruyorsun? Abi bu ne ya? Erken açtın. Oyun işaret etti altında red. Farkındaysan. Yağma attılar, yağma yağma. Bunun adı yağmadır abi. Adamlar her şeyi yağmaladı. Adamlar her şeyi yağmaladı kanka. Gel gel. Yazar kasada 9 kişi bekliyor. 20 ürün. Abicim aile boyu mu? İyi, dondurma falan satıldı. Ona sevindim bari de. Anan. Neyse artık, o günah olmaz abi. Ben kasadan geçirdim. Ya bir şey mi tıkıyor orayı? O kadarının bir günahı olmasın artık canım. Abi. Tamam, o kadarın günahı olmadı da. Dükkan elden gidiyor. Dükkan elden gidiyor. Oğlum eksi puan vereceğiniz sonra. O ayaklar ne, o ayaklar. Hayatımı dürttüler, hayatımı. Neyse. Olduğu kadar. Devam. Abi bütün dükkanı yedi bu arada herifler. Kâr ediyoruz ona, eyvallah da. Daha ben ne kadar çabuk olayım lan. Abi oyunun bu levele eleman vermesi lazımdı bence. Ya oyun kendi açtırdı bunu. Bu levele eleman verdirmesi lazımdı abi. Ya bilerek temizliyorum bu arada. Düşük puan verecekler biliyor musun? Ondan dolayı temizliyorum. Like atmayacak adamlar ondan. Çekil çekil. Aa. Baga bak. Saçmalığa gel. Hadi baba hadi. Hadi halledeceğiz. İnanıyorum halledeceğiz. Arife günü LCY2 çalışanına döndük abi. Eller birbirine girdi. Şu an anan. Arok'taki o müthiş sahne yaşanıyor abi. Kalede adamın eli götüne giriyor ya. Bana aynen öyle oluyor şu an. Eyvallah eyvallah, hadi yürü. Cıpstak 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 cıpstak. Müşteri sabahtır yakıt bekliyor bu arada orada. 2 dakikada gideyim şuna vereyim geleyim.
Hocam kusura bakmayın, beklettik. Şu arkadaki müptezeller var ya, müptezeller. Dükkanı kilitledi herifler, dükkanı. Anasını dürttünüz lan dükkanın. Oğlum yağma yedi dükkan. Herifler ne varsa alıyor. Ürün kalmadı. Dükkanı yedin bitirdin. Dükkanı git. Tamirci de adam bekliyor diyor. Ben tamirciye hayatta bakamam. Ha, iyi ceza yemedik ya. Kazara içeri düşürdüm zannettim. Abi çalışan alamadık daha. Bilmiyorum. Otobüstekiler 15 parça malzeme aldı. Otobüstekiler dünya kadar malzeme aldı. Buradakiler dünya kadar malzeme aldı. Dayının telefonuna cevap ver. Şu an mı? Üzgünüm, dayı biraz bekleyecek. Herhalde dayı da açabilir abi. İyi işte yeğenim deyip. Abi düştü düştü, ne yapayım? Lan adam memnun edemiyor ha. Bir tanesi nereye fırladı gördün mü? Ya oyunun bu salaklıkları düzeltmesi lazım abi. Ciddi ciddi bu salaklık çünkü. Sıçtık ağzına zaten, koy koy. Canım kusura bakma, ne yapayım ne yapayım, bu da kafa. Oyunun bu aptallıkları çözmesi lazım ama abi. Yani ürünün kenarına elim çarpıyor, 300 metre öteye gidiyor. Oy. Burası da açılmış, fark etmedim ki. Dondurmaları oraya koyarız karşılıklı. Alkolü falan gider kenara koyarız. Abi yakıt vereyim de ben bir kapatsam mı dükkanı ya, ne diyorsunuz? Hakikaten ya Mithat, yani sokağa çıkma yasağı öncesi milletin alışveriş yaptığı gibi. Oğlum kalmadı kalmadı, ürün kalmadı. Ürün kalmadı vallahi, dondurma mondurma ne varsa yemişler ya. Yakıt durumu düşük. Abi dükkanı bir kapat da öyle ilgilenirim, gözünü seveyim ya. Dayının konuşmasından sonra eleman geliyor dedi, biri bir baksak mı? Bakalım. Hope you didn't get trampled beneath all the customers coming in from that bus. I've heard workers tell me there's little difference between a passenger bus and Armageddon. Now, if you're feeling overworked, how about investing in some help? Şükür. It's a completely different experience. Şükür eleman geldi. Demek ki neymiş? Light level ile alakası yokmuş, değil mi? Anasını satayım, dükkanın beğeni puanı müşteriyi etkiler dedi oyunun başında. Herkes yok like işte 5. levelde şeyde falan böyle. Ağzı olan konuştu gene. Ana görevle açılır abi çalışan. Başka bir ihtimal olabilir mi yani? Çöp doldu, yakıt lazım. Hayır düşme. İyi bari düşmedi, dur dur. Abi yakıt. Abi 200 litre. Abi günde 2 tane. Abi çöp. Ben hangi birine koşayım ya? Dur eleman alacağım direkt. Yazar kasa, yakıt. Yakıt durumu düşük. Yakıt geliyor, sıkıntı yok. Yolda sipariş verdim. Müşteriyle ilgilenip hemen şeye bakacağım. Efendim sevgili Ayzer 8. ayını kutlamış. Have a nice day. Have a nice day. Hah. Çalışan karavana. Ver 259 dolara. Bittik birader, bittik. Temizliğe ya, kasaya adam alsak bence temizliği hallederiz kanka. Bir tane mi çalışan alabiliyorum şimdi? Bence yeter ya, bekle kirala.
Yakıt dolduruyor, temizlik 1, yazar kasa 1, onarım her şey 2. Yakıt doldurma 2, şey 2. Amelia'yı alalım ya. Tamam, Amelia'yı alalım. Ne yapacak peki Amelia? Abi bekle, bakacağım sana. Şurada bir yakıt alalım. Abi tamirhane Allah'a emanet yani. Tamirhaneye hiçbir şey yapamadım. Çalışanını bul ve ona görev ver. Vereceğim, vereceğim. Çalışan yazar kasayla ilgilense bana yeter zaten ya. Geri kalanını ben hallederim. Nerede benim çalışanım ya? Bu benim çalışan değil. Burada adam gelecek. Çalışanını ata lan. Nerede çalışan? Karavanı bul. Kim bilir nereye kuruldu karavan, ben ne bileyim. Görüyor musun sağda solda karavan? Otobüs durağı var, şey var. La bir dur. Adam gidiyor. Tamirhane. Kim bilir derdi ne? Lastikse lastiğim yok. Lastiğim yok abi. Karavan oyuncak olan yerde mi? O zaman ben bir oraya doğru gidiyorum. Buralara da iyi çöp yığdık. Aha! Amelia. Görev listesi. Sen kayıtla ilgilen. Çalışana 8 saat çalışmasına izin ver. Nasıl yapacağım onu? Ödeme. Premium hepsini ödeme. Tamam, sen git. Markette yazar kasayla ilgilen. Ben de diğer işleri halledeyim. La market nerede? Market ne kadar uzakta ya. Tam yazar kasayla eleman geliyor. İlgilenecek birazdan. Ben de şu dolan çöpü çıkarayım. Oyunda o kadar çok çöp siteklenecek ki artık böyle herhalde ben şey yapamayacağım. Bir zahmet yürü la. Bu çalışma saatinin yarısını yedirdi. Yürüyüşe yedirdi. Niçin oyuna eklediniz acaba? Çok merak ediyorum gerçekten ya. Bir insan niye böyle bir şeyi koyar oyuna? Lan kıçımızı kaşıyacak vaktimiz yok zaten. Hani ne amacın ne? Değişiklik mi? Oyuncuyu meşgul etmek mi? Herkesin nefretini toplayacak bir canlı şey yapmak mı? Amacın ne olabilir ya? Dayı bak. Alkol lafın boş, tamam mı? Dükkan ağzına kadar boş. Ya ne yemek kaldı ne başka bir şey kaldı. Yemek, içecek, sigara, dondurma. Ya bir şeyler almam gerekiyor. Dükkanla ilgilenmem gerekiyor. O ara şey geliyor abi. Deniz, oyunun afacan karakteri. Anasını sikiyim afacanın. Mına koyuyor ortalığın. Ya niye öyle bir şey koyarsın oyuna, anlamam ki. Kafasına vurduk da şey yapmadı galiba. Al uzaylı tasviri falan çizmiş. 50 tane yere boya atmak gerek. Tamirhaneyle ilgilenemem. Ne yapacağım? Ürün alacağım abi. Ürün. Ürün alacağım. Şimdi teslimat. Ürünler. Meşrubatlar. 2 kasa meşrubat al. 2-3 tane sigara al.
İki tane dondurma al. Abur cubur. İki cips al. Ne kadar yer var mı abi? Dört fazla. Sigaralardan birini iptal et madem. $340 sipariş verildi. Aha depoya seviye atlattık nihayet. Gördüm. Depoyu hallettim direkt. Şimdi ne kadar ürün depolanabiliyor? Gerçi alamam ki. $162 param kalmış. Neyse adam gelsin de adamı karşılayalım. Gidelim tuvaleti de bir şey yapalım. Tuvaleti de bir temizleyelim. Buraya daha tuvalet alınmadı. 2-3 tuvalet daha alabiliyorum da etrafı bir boyamak lazım. Şu yeni alınan yerleşim yerini de bir boyayalım. Ops. Ya tamirhanedeki müşteriyi bekletiyoruz abi. Tamirhaneyle ilgilenecek gücüm yok. Ha iyi. Çalışan sağdan sola giderken çalışma saati duruyormuş abi. En azından daha rahat hareket eder. De çalışan kaç saat çalıştı bilmiyorum ki. Depo yakıt. Bekle, yakıtı dolduralım. Depoya gidelim. Adamın da kaç saati kaldı bilmiyorum ki. Al direkt para varken seni ödeyeyim. Abi kasiyeri çok sıkışınca çalıştır diyorsun. Sıkışmadığım zaman mı var Allah aşkına? Şuna bak. Hangi biriyle ilgileneyim? Bak dükkana da bok götürüyor şimdi. Bir eleman daha karavan istiyor. Öyle kafama göre eleman veremiyorum ne yazık ki. Alamıyorsun dostum, hayır, bir kişilik yerim var. Şu an sadece bir kişiye bakabiliyorsun. Dur, ay deponun kapısı. Tamam, adam yeni çıktı. Deponun kapısını kapat. Bütün ürünleri mağazaya ver. Güzel bak, yazar kasa sürekli işliyor. O adamın çalışması güzel bir şey. Adam çalışsın, biz de tutabildiğimiz kadar mekanı temiz tutalım. Mekanı temiz tutmanın ardından ürünleri bir raflara koyalım. Şu şey kafilesi geldi ya, acayip kirletti onlar ortalığı ya. Daha burayı halledeceğim. Şuraya içecekleri diz. Şuraya cipsleri diz. Alkolüm yok. Şuraya dondurmaları diz. Her zamanki gibi fazla dondurma almışım. Buraya sigaraları diz. Şimdi para kalırsa yemek ve alkol alacağız ki alkol daha önemli gibi. Amelia kaç saattir çalışıyor? Ben onun hesabına oturmadım. Şu enerjisi yine iyi doluyor ya. Dur bak, oyalanmayalım abi. Hazır çalışan çalışırken oyalanmayalım. Doğrudan gidelim. Nerede o yeni eklenen mekan? Yeni eklenen mekanın önce dış cepheyi boyayalım. Sonra diğer şeylerle ilgilenelim. Abi $231 param var. Param yok ki daha. Tamirhaneye lastik alsam lastiğin tanesi $80. The en son. Biraz para birikse hallederiz de.
Aslında var ya. En büyük para şeyden geliyordu ya yine. Tamirhaneden. Mola yapması lazım sanırım. Kasayı okumuyor. Bakayım. Nasıl diyeceğim ki mola yap diye. Hakikaten kasayı okumamış bu arada. Sen ne yapıyorsun? Görev listesi. E tamam. Ha, dinlenirken kasadakiler birikiyor. Anladım. Dinlenirken kasadakiler birikiyor abi. E ne yaparız böyle bir durumda? Kasadakiler birikirse. Diğer işlerimizi hallederiz biz de. Bu arada oyun acayip sardı. Güzel de kanka yoruyor. Şimdilik şey yapalım. Binanın dış cephe boyasını bir bitirelim. Bir de tamirhaneyi bir aktif etmeye gayret edelim. Tamirhane aktif olmayınca çünkü kötü oluyor biliyor musun? Para kazanamıyoruz yani. Hiç yoktan 4-5 lastik alayım. Bir 3-4 tane lastik alayım. 4-5'ten sürekli düşüyor sayı farkındayım. Lastik alıp devam edelim abi. Yazar kasa çalışıyor ya. 2'ye indi. Çalışıyor büyük ihtimalle şu an. La dinlenmedin mi? Dinlendin. Çalış artık. ...112 litre benzin var daha. Ablacım çalışıyorsun mu? Bug'a mı girdin? Bence bunun bir sorunu var ama. Dur hayır. Bura değil. Ne park yeri inşa edebiliyorum ne başka bir şey inşa edebiliyorum. Araç parçaları. Lastik. 65'ten 4 tane lastik ver. Müşteri yazar kasada. Ya sen niye burayla ilgilenmiyorsun? Niye? Bak bunlar saatlerdir bekliyor kasada. Abi lastikler gelsin. Tamirhaneyi tekrar aktif edelim. Ondan sonra ufaktan oyunu salalım. Zaten oyun çıkışına da yaklaştı. Araya çıkar diyor chat'tekiler. Çalışanı kov, görev listesi, ödeme. Oğlum araya çıkar diye bir seçenek yok. Ha, araya çık. E hiçbir şey yapmadın ki, saatlerdir oturuyorsun zaten orada. E yine işler bana kilitlendi. Ben hiç mutlu değilim ya. Yine işler bana kilitlendi. Ben gene canımı dişime takıp çalışıyorum. Anladım. Görev listesinde araya çık var. Anladım. Eyvallah. Bizimkiler depoya geliyor. Yazar kasa gene doldu. Ulan az daha kadının patlamış mısırı gidiyordu öteki tarafa ha. Ya harbiden çok aşırı hammallık istiyor ya. Gerçekten öyle. Yani ben mahvoldum hocam. Onu oraya taşı, bunu buraya götür. Git çalışanı getir, oradan depoya git. Gerçi marketi 24 saat işletiyoruz. Yani muhtemelen arada bir dükkanı kapatıp hani işte temizliği yaptın ya bir kere. Gittiği yere kadar gitsin temizlik atıyorum. Sonra dükkanı kapatalım. Ürünleri yerleştirelim, şey yapalım falan. Biz sürekli şey yapıyoruz. Sürekli dükkanı aktif tutup çalışıyoruz ya. Belki ondan kaynaklı olabilir abi yani. Arada bir mola vererek çalışmak gerekiyor olabilir. Şimdi şu adam gitsin tamirhaneye eşyaları yerleştireyim. Save alıp ufaktan çıkalım. Merhabalar Pamuk, hoş geldin. Var abi var, hamallık var ya oyunda. Tamam, çıktı mı çıktı. Kapat. Tamirhanede müşteri. Gel lan. Bu sefer ilgilenebileceğim seninle, gel. Selamlar Oğuz abim, hoş geldin.
Abi oyunun temposu bir tık göt kesiyor. Fazla değil, direkt göt kesiyor kanka. 4 iş var. 2 lastik değişecek, 2 şey yapılacak. Temizliğe mi bakayım? Araba tamirine mi bakayım? Ürünlerimi yerleştireyim? Dış cephenin boyasını mı halledeyim? Ha, tuvaletimi temizleyeyim? Ne bokayım abi ben? Ben ne bok yiyeceğimi şaşırdım. Batarız Oğuz abi. Nagihan ablam sen de hoş geldin. Gördüm seni. Nagihan abim mi dedim az önce? Nagihan ablam demişimdir inşallah. Abla benim kafa gitti. Bak bu dünkü oyuna döndü, ben sana söyleyeyim. Dün Three Kingdoms'ta da 5 saat böyle bir can verdim ya çalışmak için. Şey, savaşı kazanmak için. Ben ne dediğimi bilmiyorum. Aa evet, bak co-op'ta misal bir arkadaşının yardımıyla çok keyifli olabilir. E bitti lan çizikleri işte. $380 eyvallah. Adam yakıt bekliyor, müşteri kasada. Gidin lan! Gidin artık! Yoruldum. Şu müşterilere de bakayım. Bana müsaade agalar. Abi çalışan aldık, çalışan ara vermeye gitti. Ne yapıyor arada bilmiyorum. Ablacım bak, çok köşeye atıyorsun. Onlar düşerse seninle bozuşuruz, bak haberin olsun. Sonra bana laf ediyorsun düştü diye. Nice. Gel gel. Şükür. Abi ben ufaktan oyunu salıyorum arkadaşlar. İzleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Çok çok yüksek tempolu bir oyun. Yani güzel bir oyun ama gerçekten çok yüksek tempolu. Sözde yemek yiyeceğim diye kamerayı kapadım. Ama farkındaysanız ses sürekli açıktı böyle ve bam 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 konuşup duruyorduk. Evet, molayı asırlık yapıyor ya. Oyun bir parça yordu. Elimizde daha yeni oyunlar var. Onlara da geçip göz atalım efendim. YouTube'dan izleyen herkese teşekkürler.